Merhaba arkadaşlar. Bu videoda GPT-4'ün özelliklerinden bahsedeceğim hızlıca. Bugünkü yayında bahsi geçen. Biraz da analiz etmeye çalışacağım. Şimdi bugünkü yayında ilk olarak Playground denilen bir alan var ChatGPT'de. Orada göstereyim. Bu alanda sistem diye bir kısım var. Şurada sistem diye bir kısım geliyor. Ve bu kısımdan aslında yapay zekaya nasıl bir kimlik, kişilik kazandıracağınızı anlatıyorsunuz. Birinci önemli nokta bu bugünkü sunumda. Çünkü o kimliği kazandırdığınız zaman o kimlik minvalinde bütün sorulara cevap veriyor. Nasıl örnekliyor? Diyor ki sen bir Discord botusun, sen bir vergi memurusun gibi özellikler, tanımlamalar yapıyor ve ona göre cevaplar veriyor. Tabii burada dili çok iyi kullandığını göstermek için birkaç tane numara çevirmesi gerekiyor. Burada da diyor ki bir soruya cevap vereceksin, bir metni özetleyeceksin, bir soruya cevap da verebilir aynı şekilde. Ama bütün kelimeler G harfiyle başlayacak şekilde yap. Mesela ben bunu burada açık mı? Kapanmış. Dedim ki Türkiye Cumhuriyeti'ni bana açıkla ama bütün kelimeler T ile başlasın. Bunu yaptı. Ama burada şöyle bir sorun var. GPT-4'ü alsanız bile soru sorduğunuzda şu anda bir senkron sorunu var gibime geldi. Yani ben GPT-3 ile cevap veriyorum tarz şeyler diyor. Onu tam anlayamadım. O yüzden kesin bir şey demeyeceğim. Test ediyor olabilirler. Diğer noktalar şöyle. Ha bir de mesela diyor ki bunu birkaç kere yaptı. İşte bunu şiirle göster. Yani at kafiyeli bir şiir yaz ve bana bu konuyu bir şiirle anlat diyor. Bunu aklımızda tutalım. Birincisi bu. İkincisi diyor ki bir metin var, bir de bir blog yazısı var. Hadi bu ikisi arasındaki ortak temayı bul. Bu da önemli bir nokta. Aslında bütün bunların kesiştiği bir yer var. Az sonra oraya geleceğim. Çok doğru bir yerden bence geliştirmeyi yapmışlar. Üçüncü nokta da şu. Artık yavaş yavaş görsellerle ilgili bir şeyler yapmaya başlıyor. Mesela bir deneysel aşamada olan bir çalışmada diyor ki işte kağıda ben bir şey çizdim. Hadi bunu web sitesine çevir diyor. Benim şaka web sitem diyor ve işte belli şeyler söylüyor. Ve bunun karşılığında bir HTML JavaScript kodu veriyor. Burada da online bir platformda test ediyor anlatıcı. Ve buna benzer görselleri ne kadar güçlü kullanabildiğini şöyle söylüyor. Diyor ki bir görsel var ve bunu çok detaylı bir şekilde açıkla bana. Bu görseli detaylı bir şekilde. Normalde sizin görmediğiniz bir detayı da orada gösterebiliyor. Bunu bir tık daha öteye geçiriyor. Şimdi yapay zekada eskiden beri uygulamalarda şey vardı. Mesela buradaki kişi gülüyor mu, mutlu mu, üzgün mü? Hatta derlerdi ki işte Trump bunu kullanıyor. Meetingindeki insanların yüzlerini yapay zeka ile analiz ediyor. Bu basitiydi. Şimdi şunu artık evrilmiş durumda ki örnekte de onu veriyor. Bir fotoğraf komik. Bakıyorsunuz komik gerçekten. Peki neden komik? Buradaki neden komik olduğu durumunu bana izah et diyor. Şimdi onların dışında mesela örnek olarak diyor ki bir vergi memuru ol ve bir metni incele. Bu metinden bana bir vergi sonucu çıkar. Hani taraflar ne ve ne kadar vergi koyacağım. Şimdi bu anlatım belki ilk bakışta karmaşık gelebilir ya ve dağınık gelebilir. Ya yani bir tarafta şiir yazdırıyor, bir tarafta işte fotoğraftaki şeyi çıkartıyor falan. Bunların kesiştiği bir nokta var. Şimdi kulakları çınlasın. Kayhan Karlı hocamla da dün konuşmuştuk. Yapay zekanın ürettiği içeriği görünce insanlarda bir şok evresi oluyor. Daha sonra mutlu oluyorlar. Daha sonra faydalanmaya başlıyorlar ama bir süre sonra bir umutsuzluk, bıkkınlık evresi oluşabiliyor. Çünkü insanların öğrenme kabiliyeti, öğrenme hızı belli. Ama yapay zekanın içerik üretme hızı çok fazla olduğu için bir süre sonra artık o içeriği tüketebilecek insanlık ortada olmuyor ve bu da işte bir sürü problem ortaya çıkarıyor. Peki nasıl olabilir?
Aslında burada bu soruya da cevap veriyor. Çünkü baktığımızda olaylar şu minvalde gelişiyor. Örneğin bir kişilik oluşturuyorsun. Diyorsun ki ben işte elektrik elektronik mühendisi yoktum. Şuyum buyum. Şu işte çalışıyorum falan. Bir kimlik oluşturuyorsunuz. Bir metin veriyorsunuz ve bana bunu özetle diyorsunuz. Aslında zamandan tasarruf sağlıyor. Ve buna belki de şu ismi verebiliriz. Hani gerçek ötesine post-truth deniliyor ya. Post data diyebiliriz yani. Veri ötesi çağ. Artık verinin ötesine geçmemiz lazım. Ve orada diğer örneklerde de benzer şeyler var. Diğer örneklerde de hep aslında o yapay zekanın çok fazla içerik üretmesindense daha onu anlamlandırıp daha sizin için faydalı olabilecek şeylere girmeye çalışıyor. Bir örnekte de çok uzun bir metin veriliyor. Biraz da dağınık bir metin ve bu metni de özetleyip düzgün bir şekilde size söylüyor. Şöyle bakıyorum notlarıma. Yani bizim açımızdan Web3 tarafında bu mesela bir arkadaşım sormuş. Demiş ki işte burada ChatGPT Web3'e geçişte kırılmayı sağlar mı? Buna da değineyim. Şimdi Web3'ün, Bitcoin'in, blok zincirin vesaire ana motivasyonu şudur. Özüne baktığınızda bir insan hakları talebidir. Yani insan hakkı talebidir, özgürlük talebidir. Bizim varlıklarımızın kontrolü bizde olsun. Ve bütün geliştirilen teknolojilerde aslında işin ucunun bu tarafa değmesi amaçlanır. Yani NFT geliştiriyorsan, bak burada senin sanatsal eserinin kontrolü sende, mülkiyeti sende, programlanabilir şekilde bu dağılsa bile belli bir şey sana gelecek. Ve Metaverse dediğimiz o üç boyutlu evreni oluşturduğun zaman burada bir şeyler emek verip ürettiğin zaman onun kontrolünün sende olması lazım vesaire. Bizim tarafla o bağlamda yani Web3 ile OpenAI'nin projesi ChatGPT felsefik olarak kesişen şeyler değil. Çünkü burada bir şirket var ve bu şirketin ana motivasyonu kar etmek. Ne kadar şık işler yapsa da bu tarafta da internetin merkeziyetsiz yani aslında güvenin sahipsizleştiği, güvenin dağıtıklaştığı bir modelle daha insan haklarına, kullanıcının özgürlüğüne, o cyberspace denilen alandaki kullanıcıların haklarına hitap eden bir yapıya kavuşmasını amaçlayan bir ekosistem var. Dolayısıyla direkt kesişmiyor ama kestiği noktalar var mı? Var, çok var. Mesela oradaki insanlar bir şey içerik üretti. ChatGPT kullanarak bir şey yaptı. Ve onun karşılığında insanlara hizmet sunuyor. Bu hizmeti tüm dünyaya sunarken buradaki ödeme sistemini bankacılık üzerine kurgulayamaz. Çok hantal kalır. Burada kriptoyu kullanacak. Mesela bir Telegram botu var. Sizin sorularınıza ChatGPT kullanarak belli şekillerde cevap veriyor. Yani direkt ChatGPT kullansanız o cevapları alamazsınız. Orada bir yorum yönetimi yapıyor ve doğru cevapları veriyor. Ama diyor ki bunu devamını okumak istiyorsan ödeme yap. Nasıl ödeme yapacaksınız? Kriptoyla. Dolayısıyla kripto buralarda karşısına çıkıyor, kesişiyor. Veya diyelim ki işte o Metaverse'de bir kimlik var, bir karakter var. Bunun analizini edecek, analizinin yapılması lazım. Belki iki farklı kimlik var, onların analizlerinin yapılması lazım. Bunu yine yapay zeka ile yapabiliyoruz. Yani birbirine değdikleri, birbirleriyle böyle kesiştikleri, kazan kazan mantığında olduğu noktalar var. Bu endüstriyle blok zincir ekosistemini. Yani olabildiğince bakın bu tarafa endüstri diyoruz, bu tarafa ekosistem diyoruz. Ama doğrudan paralel değil. Yani Web 3.0'ı bir semantik web, anlamsal web, anlamsal ağ diye 90'larda tanımlamışız ama daha sonra oradan hayır Web 3 diyorsak bu farklı bir motivasyonla ortaya çıkmalı ve bunu merkeziyetsin internet olarak tanımlamalıyız demiş oradaki öncüler. Ona da değinmiş olayım. Buradaki fotoğrafları yorumlama yani fotoğraftan da özet çıkarıyor aslında dikkat ederseniz. Ve gitgide daha az ve insanlığın tüketebileceği bilgiyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani şöyle düşünün, Google'da diyorsunuz ki 2000'ler, 2000'ler Google'ın ilk yılları
Buğra diyorsunuz ve diyor ki 3 milyon sonuç. Biz ona çok takardık eskiden. İlk Google'ın ilk yaptığı kaç? 3,5 milyon sonuç. Daha sonra diyorsunuz ki 3,5 milyon sonuç önemli değil ki. Benim görmem gereken 3 tane şey var. Onları gösteriyor musun? Gösteremiyor musun? Oradan oraya kayıyor. Yine aynı şekilde mesela yazıdan görselden videoya geçme hikayeleri. Bence bu şiiri işte özetleri ön plana çıkarmalarında buradaki bu veri sonrası çağ doğru okuma kabiliyeti var. Benim notlarım bu kadar. Bakıyorum başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır. Teşekkürler.